Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni hedef açıklaması, bir yandan da Afrin Harekatı'nın tamamlanmış olması bundan sonraki süreçte gözleri Membiç'e çevirdi tabii doğal olarak. Yarın yapılacak olan üçlü zirvenin bölgesel gelişmeleri nasıl etkileyeceğini, Tillerson'ın görevden alınmasından sonra o şahinlerin Amerika'da ne yapacağı, bu etkileri, etkileşimi nasıl değiştireceği, hani bu üçlü liderin, Ruhani, Erdoğan, Putin'in etkinliğini nasıl kesmeye çalışacağı belki de. Bütün bunları düşünüyoruz, soruyoruz. Hasan Ünal'a soralım. Profesör Hasan Ünal hattımızda. Merhaba hocam. Merhabalar, iyi yayınlar Semra Hanım. Çok teşekkürler, günaydın. Şimdi bugün nükleer kısmı dikkati çekiyor ve ön plana çıkmış görünüyor ama asıl zirve yarın, üçlü zirveyle ilgili böyle çok soru var kafamızda. Biraz duydunuz siz de herhalde. Sizin kafanızdaki sorular ve yanıtları neler acaba? Şimdi sorular ve yanıtları sizin söyleyişinize, sıralamanıza göre ele alırsak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaya koyduğu bundan sonraki hedefler, ta baştan itibaren Türk Silahlı Kuvvetleri'nin açıklamaları ve özellikle de geçen hafta Milli Güvenlik Kurulu toplantısının ardından yayınlanan bildiri. Şimdi özellikle o bildiride diyor ki Türk Silahlı Kuvvetleri, yani Milli Güvenlik Kurulu şunlara dikkat çekmiş. Membiç ve Fırat'ın doğusunda, yani sınırlarımızın ötesinde herhangi bir noktada, herhangi bir yerde, ayrıca Irak da buna dahil olmak üzere terörist örgütün yuvalanmasına izin vermeyeceğiz. Hedef bu. Şimdi sırayla bunlara bakarsak demek ki sıklıkla üzerinde durulan konu Membiç oluyor. Membiç konusunda Amerika yine tıpkı Afrin'de olduğu gibi bir psikolojik harekat yapıyor önümüzde. İşte buraya girmeyin, giremezsiniz, girmemelisiniz, girerseniz şöyle olur, girerseniz böyle olur şeklinde. İşte dün mesela oraya bir takım zırhlı araçlar sevk ettiğine dair haberler çıktı. Keza güya Amerika çekilecek de Fransa gelecek. Sonra anlaşıldı ki Fransa'nınki öyle değil. Çünkü bu işler Fransa'nın kaldırabileceği işler değil. Yani Fransa oralarda gelse nal toplar yani. Kendi büyüklüğüyle, boyuyla orantılı olarak düşünecek, konuşacak olursak. Fransa'nın kendi başına zaten halletmesi mümkün olmayan büyüklükteki işler. Dolayısıyla öyle anlaşılıyor ki Fransa şunu tartışıyor. Acaba Membiç'e ben de bir miktar asker göndersem de Amerika'nın yanında fotoğraf verebilsem, öyle mi yapsam daha mı iyi olur falan diye. Ama Türkiye'den yapılan açıklamaların dozu, sertliği vesairesi, Fransız basına baktığımda Fransızları ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u tereddütlere sevk ediyor. Şimdi özetle söylemek gerekirse bundan sonraki hedef Membiç. Yalnız Membiç'e yönelik harekattan önce önemli bir psikolojik ve siyasal üstünlük elde etmek gerekiyor. Yarınki toplantı ya da zirve diyelim buna, Türkiye, İran ve Rusya arasındaki zirve, bu siyasal üstünlük açısından önemli bir gelişme olacak. Çünkü orada bu üç devlet bir kez daha hem neler yapacaklarını koordine etme fırsatı bulacaklar, hem de birbirlerine verdikleri desteği teyit etmiş olacaklar. O açıdan zirve fevkalade önemli. Fakat bu arada şunun da dikkate alınması lazım. Irak'taki terörist örgüt yuvalanması konusunda Irak Merkezi Hükümeti ile ciddi bir işbirliği yürütülüyor ve bunun çok faydalı olduğunu da görüyoruz. Aynı şeyin Suriye'de de yapılmasında fayda var. Şimdi anlaşılıyor ki mevcut hükümet Suriye hükümetiyle bir şekilde bir araya gelmeme konusunda ısrarlı. Bunu da öyle bir zamanda yapıyor ki örneğin Suriye hükümetinin kalıcı olduğunu Amerikan Merkez Kuvvetleri Komutanı kongrede yaptığı konuşmada teyit ediyor. Yani şu anda diyor bizim Suriye hükümetini devirecek bir muhalefet oluşturmamız mümkün değil. Böyle bir muhalefetin oluşmasının yakın bir gelecekte mümkün olması da mümkün görünmüyor diyor. O halde üstelik Suriye hükümeti Guta bölgesini de tamamıyla ele geçirmiş olduğu bir dönemde bunları yapıyor. Aslında bu Türkiye'nin milli çıkarlarına uyumlu değil. Fakat diyelim ki bunda ısrarcı, o zaman şöyle bir yola gidilebilir. Suriye hükümetiyle kameraların önünde el sıkışmak, aynı karede resim vermek gerekmeyebilir. Ama silahlı kuvvetlerin ve Türk Dışişleri Bakanlığı'nın Suriye hükümetinin silahlı kuvvetleriyle ve
Dışişleri Bakanlığı'yla birçok şeyi ortaklaşa yapabilir hale gelmesine izin vermek lazım. Yani özetle söylemek gerekirse kameraların önünde poz verilmese bile Suriye Hükümet Kuvvetleri ile Türk birlikleri Membiç üzerine birlikte yürümeliler. Bu karşı taraf üzerinde müthiş bir psikolojik ağırlık yapar. Çok büyük bir psikolojik baskı yapar. Çünkü mesela Afrin konusunda da düşünecek olursak en önemli PKK'nın elindeki varsayım şuydu. Amerika bizi Türkiye'ye karşı yalnız bırakmaz. Bu varsayım çöktüğü andan itibaren PKK Afrin'de tutunamadı. Önce Cinderes'te tutunacak, oradan savunma yapacak denildi, yapamadı. Ardından Afrin merkezde yapacak denildi, onu da yapamadı. İkinci varsayım ne? Şimdi Amerikalıların elindeki varsayım, o da özellikle. Efendim Türkiye ne olursa olsun Suriye hükümetiyle bir araya gelmez. Şimdi bu varsayımı da çökertmek gerekiyor işte. Şimdi onu yaptığımız zaman, çünkü Membiç'e gidip bir anda askeri operasyona başlamaya gerek yok. Ama Membiç civarına Türk kuvvetleri ve Suriye kuvvetleri birlikte gider, birlikte pozisyon alır ve biz çok, bu bölgeyi terörden bütün ezberleri bozan bir görüntü oluşur o zaman hocam. Yani şaşırtır. Aynen, yani bu, bütün dengeleri değiştirir. Psikolojik şey olur. Baskı yaratır. Dolayısıyla buna izin vermek lazım. Buna tabii ki Rusya'nın yardımlarını, hava sahasını açmasını, Türk uçaklarının Membiç üzerinde uçmasını vesaireyi, şunu bunu hepsini eklediğinizde müthiş bir psikolojik baskı oluşacaktır. Şimdi bir de şunu unutmamak lazım. Trump'ın biz yakında Suriye'den çekileceğiz lafını tamamen içi boş bir açıklama diye düşünmemek lazım. Her ne kadar Amerikan Pentagon'u ve diğer kuruluşları, biz de işte sizin gazeteciler sorduğunda biz de sizin gibi bunu Trump'ın tweetinden öğrendik, Trump'ın açıklamasından öğrendik deseler de, şimdi bazı şeyler psikolojik olarak söylendiğinde aslında yapılması düşünülüyor demektir. Yani özetle şu, Amerika burada Türkiye, Suriye, İran, Irak ve Rusya'nın birlikte hareket ettiğini ve eğer bu PKK-PYD'ye ısrarla destek verdiği takdirde Türkiye'yi kaybedeceğini ve bu kaybetmenin de kalıcı bir kaybetme olacağını görürse aklını başına toplar. Çünkü iki şey vardır hayatta. Bir, zor oyunu bozar. Hı hı. İki, siz karşınızdakine ne yapacağınızı tam, net ve alanda gösterdiğinizde onu anlar karşınızdaki. Yani bugüne kadar Amerika'ya ikircikli mesajlar vermişti. Evet. Şimdi Afrin çok yerinde bir mesaj oldu. Ama Membiç konusunda bu mesajı teyit edici davranmamız lazım. O zaman Amerika hakikaten Suriye'den çekilmeyi düşünebilir. Ve o zaman işte PKK, PYD, bunun ne türevi varsa hepsi, vaktiyle Pejak vardı. Bir üniformayı giydiriyorsunuz, Pejak oluyor. Bir üniforma giyiyor, PYD oluyor. Bir üniformayı giyiyor, PKK oluyor hesabı. Evet. Bunların hepsinin kökünü kazmak mümkün olur. Ayrıca Barzani'nin de ve onun gibi düşünenlerin de bir daha bağımsızlık yönündeki girişimleri bir yüzyıl daha öte atılmış olur. Evet. Sonuç olarak şaşırtmak lazım diyorsunuz. Onun için de bir vesile yarınki kesinlikle ziyaret Erdoğan. Yani gönül ister ki ziyaret, el sıkışarak yapılsın bu. Evet. Çünkü Irak Başbakanı'na söylemedik laf bırakmamıştık ama kameraların önünde el sıkıştık. Cebine de 5 milyar dolar para koyacağımızı söyledik. Kötü mü oldu? Herkes evet, onun doğru olduğunu söyledi. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Değerlendirilecektir. Önce yarınki zirveyi görelim. Tabii üzerine daha da yoğun konuşuruz. Türkiye'nin konumu hem İnşallah ABD hem NATO safında yer alan bir ülke olarak konumunu değerlendirmek gerekecek. Ama önce zirveyi görelim. Çok teşekkür ediyoruz Hasan İnan. Rica ederim. Saygılar, iyi yayınlar efendim.